Polinomlarda 4 işlem konusuna başlıyoruz arkadaşlar. Toplama çıkarma kısmı kolaydır. Koray anlatsın. Tamam, ben anlatayım. Anlat. Toplama ve çıkarma kısımlarında hocam aynı dereceye sahip terimler arasında işlem yapıyoruz. Kısaca bu. Yani tamam, örnek bitti. Üzerinde... Sonraki tamam, bitti, geçiyorum. Peki, iki tane polinom verilip toplanıp ya da çıkarması istendiğinde çok basit bir şekilde dereceleri aynı olan terimler toplanır veya çıkartılır. O yüzden bu kadar basit bir şey sormazlar. Ama şöyle bir şey sorabilirler. Px'i 2 ile çarp. 3x kare eksi 2x artı 1 artı qx'e ekle. X küp eksi x kare artı 5x. Bu arada İngilizce öğretiyoruz çocuklar. Hazırla direkt geçebilsinler. 6x kare eksi 4x artı 2 artı x küp eksi x kare artı 5x. Düzenlersek en yüksek dereceli terimi önce yazmaya çalışın. Bu düzen önemli. Cevap şıklarında da böyle görürsünüz. Artı 5x kare artı x artı 2. Var mı herhangi bir problem? Hayır. Peki şuna gelelim. Px'den 2 çıkart ve x ile çarp demiş. Px'den 2 çıkartırsak 3x kare eksi 2x eksi 1 oluşacak. Eksi 3 çarpı küptürüp x. X küp x kare 5x. Problem var mı Koraycığım? Hayır. 3x küp eksi 2x kare eksi x eksi 3x küp artı 3x kare eksi 15x. Hopacık hopacık içi dolu turşucuk. X kare eksi 16x. Sorun var mı? Hayır. Peki, devam edelim. İki tanesini çıkarttı. Ha, çıkartmada sadece şuna dikkat edin. Yani çıkartmayı direkt yapmayın diyorum ben öğrencilere. Yazın, mutlaka yazın. Birazcık vakit alacak ama. İkinciyi eksiyle çarparak yazın. Artı x kare eksi 5x. Şimdi işlem yapın. Yoksa genellikle işlem hatası yapıyorsunuz. Çarpmayı soramazlar. Yani sorsalar bile çok saçma olur. Bir sürü dağılma özelliği teker teker dağıtmanız gerekir. Hı hı. Ama yöntemini bulmuşlar tabii ki. Olduğuna göre a kaçtır diyor. Yani sen bu ifadeyi dağılma özelliğiyle çarptığında x üzeri 4'lü bir terim ortaya çıkmayacak mı? Evet. Bunun katsayısı kaçtır? O zaman sen şunu düşünmelisin. Buradan bunlar çarpılır. Eksi 8 x üzeri 4. X üzeri 4'ü nasıl elde ederim onları düşünüyorum. Buradan şunlar çarpılır. Aklına kesin bir şey geldi bunun. Evet. Eksi 11 x üzeri 4. Başka x üzeri 4'lü terim elde edemem. Bunu neyle çarparsam, bunu neyle çarparsam olmaz. A eksi 11'dir. Ne geldi aklına? Hayır, tek tek çarpmadan bahsediyoruz ya. Hı-hı. Mesela o 2018 TYT oyun hamuru sorusunda hocam tek tek bölenler mi ararsın, tek tek yazanlar mı ararsın? Daire sorusunda da öyle. Çocuklarla dalga geçiyorsun yani. Hayır. Hani yapmayın etmeyi falan diyor. Hani söyleyin, izleyin. Yaparlar yani. Onun için söylüyorum. Peki. Şimdi buradaki ifadede de verilen değeri x eksi 3'e böleceğiz. Polinom bölmesi aslında bakkal bölmesi dediğimiz bir şey. Gayet kolay, zor olan bir şey yok. Hı-hı. Yapak mı? Bu ifadeyi buna böleceksiniz. Hani normalde 367'yi kaça bölelim diyelim? 15'e. 36'da 15 kaç sefer var? 2 sefer. Var. Bunu görebiliyorsun değil mi direkt olarak? Hı. Ama 15'i kaça çarparsam 36 olur? Göremezsin. Peki 15'i kaça çarparsam 36'ya yakın bir şey olur? Onu görebilirsin. Evet. Buradaki mantık da o. X'i neyle çarparsam x üzeri 4 olur. Hı hı. X'i x küple çarparsam x üzeri 4 olur. Çarpalım. X üzeri 4. X küple eksi 3'ü çarpalım. Eksi 3 x küp. Sonra çıkartacağız ya. Şöyle yapalım diyorum. Bu eksi olacak. Bu artı mı olacak? Hı hı. Toplarsak bunlar gidiyor. 6x küp. Eksi x kare. Hocam. Birini indirip beklemiyor muyuz? Neden iki tane indiriyoruz? Burada iki terim varsa burada da iki terim olsun sürekli olarak. İşleminiz rahat gider. Artı ne ile çarparsak 6x küp olur? 6x ile çarparsak 6x kare ile. Elinizden göremiyorum ki. Hı hı, 6x ellerim bana gibi. Eksi 18x kare eksi artı çıkarttığımız için ne oldu? 17x kare. Hadi 5x'i de indirek. Artı 17x ile çarparsak 17x kare eksi 51x eksi artı pardon 56x artı 1 mi olacak? Artı 56 mı? 56x eksi 168 eksi artı kalan 169 bölüm bu. Şimdi kalan sayı artık sabit bir sayı. Sabit bir sayıyı bir şeyle çarpıp x'i terimi elde edemezsiniz. Zaten olay şu. Eğer kalan polinomun derecesi, bu bir polinomdur sonuçta değil mi? Sabit polinom. Evet. Bölen polinomun derecesinden küçükse bölme işlemi tamamlanır arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Hayır. Peki. Şimdi
4 işlem dışında polinomlarda 4 işlem benzeri farklı sorularda sorulabilir ki bunlar mantıksal sorulardır gene. Yeni sistemde görülen sorulardan bahsediyoruz. Bunlardan 1-2 tane peş peşe sıraladık. Koraycığımız soru yoksun. Bir barajda biriken su miktarı PT eşittir 400 küp ıvır zıvır litre bağıntısıyla gösterilmektedir. Burada ben özellikle T eşittir saat diye yazmıştım ama eminesel. Evet. Kapakları açıldığı zaman sıfır kabul edilirse 1-2 saatleri arasında biriken kaç litredir? Su kaç litredir diye sormuşuz. Peki. 0-1 saatleri arasında biriken suyu bulmak için P1-P0'a bakmanız gerekiyor. Evet doğru. 1 ve 2 saatleri arasında biriken suyu bulmak için P2-P1'e bakmanız gerekiyor. Çünkü burada biriken başlangıçta birikmiştir. Öyle değil mi? Doğru. O zaman biz P2-P1'i mi bulacağız? P2 kaçtır? 400 çarpı 2'nin küpü 8. 180 çarpı 2'nin karesi 4. 103 çarpı 2 artı 20.000. Kaç olacaktır? 32, 0, 0. 76, 0 değil mi? 760 oluyor. 720 olur. Pardon, 720. 206. Burası 206. Bir de başta ne var? 20.000 mi var? Hı hı. 2, 0, 0, 0, 0. Bunu toplayacağım. P2'yi buldum şu anda. 6, 2, 11'in 1'i, 4, 2. 24.126. P1'i hesaplayacak olursak eğer. P1 nedir? 400 artı 180 artı 103 artı 20.000. Başlangıçta demek ki 20.000 varmış zaten. 20.580.683. 20.683. 1-2 saatleri arasındaki biriken su miktarını bulmak için P2'den P1'i çıkartmam lazım demiştim. 24.126, 20.683, 3, 12'den 8 çıktı 4, 10'dan 6 çıktı 4, 3, 0. 3.443 metre küp diyebiliriz. Buradaki metre küp olarak ya da litre, özür diliyorum. Buradaki mantığı anladık değil mi Koray? Evet. Yani değişiklik isteniyor bizden. P2 arasında. İstiyorsanız grafik tarzı bir şey çizip de hani rahat da gösterebiliriz. Fark etmez işinize sinmediyse. Çok karıştırıyor. O kısırdaki. Türev çizelim. P1x eşittir AX artı B. P2x eşittir A çarpı P1x artı B. Bu şekilde ilerliyor. yanda verilen polinom dizisinde N eşittir 20 seçilirse P20x eşittir x olmaktadır. Buna göre P1x polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu senin polinomda parabolde güzel bir soru harika vardı. Bir soru vardı. Harika bir soruydu. Bu soru da aslında ona benzer bir soru. Hı hı. Bu mantıkları yani hiç aklına gelmeyecek şeyleri adamlar ne yapıyorlar? Soruyorlar. Evet. Öğrencilerin her daim buna hazır olması gerekiyor. O yüzden ve yine söylüyorum önce konunun temelini öğreneceksiniz. Ondan sonra bunlarla taçlandıracaksınız. Yoksa konu öğrenilmeden bunları yapmanız çok zor arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle bir polinom serisi vermiş adama dizisi. Adam diyor ki N20 seçilirse P20 x olmaktadır. Buna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olmayabilir de. Yani şunu seçtim o. Yani bunun ya da onlarca doğru cevabı vardır. Hı hı. Anladın mı? Ama bunlardan bir tanesi aşağıdakilerden birisi. Nasıl düşünebilir? Bir kere şuradaki ilişkiyi bir görebiliyor muyuz? Ya sanki bir taraf tarafa toplama işlemi yapasım geliyor benim şu an. Ama her bak sol taraftakilerde A katsayısı yok. Sağ taraftakilerde A katsayısı var. Koray, şunu bir düşünür müsün? Fx A'la mı çarpılır? Ax artı B olsaydı. Fofx ne olurdu? Ya da Fofx'de de yapabildik aynısını. A çarpı. A içinde Ax artı B artı B olurdu. Dikkat ettin mi? Sanki P2 ile P1'in nesini almış. Sanki bileşke var gibi orada. Evet. Sanki de P3 ile de P2'nin bileşkesini almış. Hı hı. Her seferinde oluşan terimi bileşkeye tabi tutmuş. Doğru, doğru mu? Doğru. Bu bileşkeler sonucunda P20x eşittir x çıkmış. Bu neydi? Birim fonksiyonu. Birim fonksiyonu. Birim fonksiyon bileşkeden nasıl elde edilirdi? Tersten. Güzel. Bir fonksiyonu tersiyle işleme tabi tutarsan birim fonksiyon elde edersin. Burada 20 defa işleme girdiğinde birim fonksiyon olmuşsa şöyle bir şey olabilir. Çünkü hep kendisiyle işleme tabi girmiş gibi değil mi? Ax artı b'yi burada yerine yazarsan çünkü ax artı b'de x görünen yere ax artı b yazıyorsun. Sonra fonksiyon kendisiyle işleme tabi oluyor. Evet. Ne olur biliyor musunuz? Tersi kendisine eşit olan fonksiyonu ararsınız. Budur. Bunun tersi x eksi 1 bölü 2, x artı 5 bölü 3, x eksi 7 bölü eksi 2, x eksi pardon. Evet x eksi 6 tersi. Bunun tersi ise yine eksi x artı 5. Deneyelim mi? Deneyelim. Mesela
P1x eksi x artı 5 olsa P2x ne olacak? Eksi eksi x artı 5 artı 5 olacaktır değil mi? Hı hı. Bunu yerine yazdım. Ne olacak? X eksi 5 artı 5 hop x oldu. P3x eksi P2'yi deneyeceğiz. P2'yi koyacağız. Artı 5. Bu olacak. O zaman P4x yine neye dönüşecek? X'e dönüşecek. Bakın çok kritik bir noktadır. Şuradaki ifadenin bir nevi bileşkeyi temsil ettiğini fonksiyonlarda görmek zorundasınız. Fonksiyonlardaki bileşkeyi temsil ettiğini görünce giderek bir şeyler karışması mesela gerekiyor. Mesela şey de sorulabilirdi hocam. P2x de aslında sorulabilirdi. Sorulabilirdi. Çift P2x olanların x hepsinde x olacak. Hı-hı. Ama burada tersi kendisine eşittir mantığını yakalatmaya çalıştığım için özellikle öğrenciye sorduğum bu soruyu. Hı hı. Tekrar açıklama ihtiyacı hissediyorum. Çünkü karışık ifade. Ancak x gördüğünüz yere p1x yazarsanız bu bir bileşke fonksiyon haline gelir. Ve sürekli olarak iç içe bileşkeler almışsınız. Fonksiyonlardaki şu soru tarzını hatırlayın. İşte atıyorum 20 tane. Olduğu zaman yine kendisinin çıkmasının koşulu neydi? Fonksiyonun tersinin kendisine eşit olması. Ya kendisi çıkıyordu ya da x çıkıyordu. Hatırladınız mı bunu? Tersi kendisine eşit olan fonksiyonlardan varsa cevap şıklarında doğru cevap olur. Ama bu olmayabilirdi. O zaman bazen bir fonksiyonu 3-4 sefer işleme tabi tuttuğunda birim fonksiyonu da yakalayabiliyorsun. Ancak bunların hiçbirisine bunu yakalayamazsınız. Hep daha da ne yapacak? Karışacak. Anlaştık mı? Evet, geldik kavan bulmaya. Polinomlardaki en geniş kapsamlı kısım. Bir polinomu başka bir polinoma böldüğünüzde kavanı nasıl bulursunuz? Polinom bölmesini öğrendik hocam. Bakalım. ÖSYM'de bayılır buna. X eksi 2'ye bölelim. Kaç sefer var? X kare sefer. X küp eksi x kare. Eksi 2x kare. Eksi artı. X kare artı 3x oldu. X sefer var. X kare eksi 2x. Eksi artı. 5x artı 1. 5 sefer var. 5x eksi 10. Eksi artı. Cevap 11. Demek ki bu polinomu buna böldüğümüzde kavan 11. Ama bunu bulmanın çok daha pratik bir yöntemi var. Ne midir? Bakın. Px'i bu çarpı bu artı bu şeklinde yazabilir miyim evet, ben? Evet yazabiliriz. Yani x eksi 2 çarpı x kare artı 1 x artı 5 artı 11. Değil mi? Doğru. Koray, ben x yerine öyle bir değer yazmalıyım ki bölen ve bölüm gitsin sadece kavan karşıma çıksın. Değil. Bu sayı şu bölen kısmını sıfır yapan sayıdır. Yani 2. Gerçekten de x yerine 2 yazarsanız dikkat edin. Burası gidecek. Kavan kaç olacak? 11. O yüzden öğretmenleriniz size diyor ki bir polinomu x eksi 2'ye böldüğünüzde kavanı mı soruyor? Bunu sıfıra eşitleyin. X eşittir 2 mi? Gelin x gördüğünüz yere 2 yazın. Görün aynı sonucu verecek. 2 yazın. 8 eksi 4 artı 6 artı 1. 14, 10. Cevap 11. Anlaştık mı? Mantığı buradan geliyor. Bölme işlemini yaptığınızda bölen ve bölümün birbirini sıfırlayabilmesi. O zaman bunun 2x artı 4 ile bölümünden kavanı mı soruyor? Sıfıra eşitlerseniz x eksi 2 çıkacak. X yerine eksi 2 yazın. 16, eksi 8, eksi 12, eksi 4. Cevap eksi 8. Bitti. Bu polinomun buna bölümünden kavan 1'miş. Demek ki x yerine 1 bölü 2 yazarsam sonuç 1 mi olacak? Koyun? Evet. X yerine 1 bölü 2 yazalım. A çarpı 1 bölü 4. Eksi 3 bölü 2 artı 2. 1'e eşitmiş. A çarpı 1 bölü 4. Bunların toplamı artı 1 bölü 2. Yine eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 olur. A bölü 4. 1 bölü 2 ise A 2 çıkar. Hı hı. A 2 ise polinomum artık belli. X eksi 2 ile bölümünden kavan mı isteniyor? X yerine 2 yaz. 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı 2 artı 2. 10. Cevap kaç olacaktır? 6. Mantığı anladık. Devam edelim. Oo, bu sefer zorlaştı. Polinomunun x küp eksi 1 ile bölümünden kavan nedir? Bunu sıfıra eşitleyin. Hocam burada 4 oluyor. 4 nasıl oluyor? 8 eksi 6 artı 2. 8, 10, 6 çıkar 4. Özür diliyorum. Peki. X küpü 1'e eşitleyeceksiniz ya. Burada genel yapılan bir hata. Bakın. X'i bulmaya çalışmaları değil mi? X yerine 1 yazıyorsunuz. Yazmayın. Doğru, x küp 1 ise x 1'dir. İlk akla gelen şey bu. Hı-hı. Ancak siz bu polinomu 3. dereceden bir polinoma böldüğünüzde muhtemelen kavan 2. dereceden olacaktır.
neydi? Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalıydı. Öyle değil mi? Ama bunu yaparsanız kalanda derece merece kalmayacak. Dolayısıyla siz bölme işlemini sabote etmiş oluyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki o zaman x küp gördüğüm yerime bir yazayım ben. Evet. Buradaki x küpleri açığa çıkarmalıyım. X küpün dördüncü kuvveti. X küpün küpü. X küpün karesi çarpı x demeliyim. 2x küp artı 1. X küp gördüğüm yere 1 yazarsam. 1 üzeri 4 1. Evet. 1 yazarsam 3. 1 yazarsam eksi 5x. Dikkat edin buna. 1 yazarsam 2. Eksi 5x artı 7. Muhtemelen ikinci dereceden olacaktır dedim ama birinci dereceden oldu. Önemli değil. Sonuçta üçüncü dereceden küçük bir kalan oldu. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3. Bu şu demektir. Bunu sıfır eşitlediğinizde x eşittir 2 mi oluyor? X yerine 2 koyun. P2. Demek ki 3'müş. Demek ki P2 3'müş. Benden istediği bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan. X yerine 2 koy. P kare 2. P2. Öyle değil mi? Doğru. P2 3 ise karesi 9. Hı hı. 4 kere 3 12. Yanıt kaç olacaktır? Eksi 3 olacaktır. Bu arada aklıma bir şey geldiği için söylüyorum. Ne kafamda hocam? Toparlamama izin verin lütfen bir saniye. Bir sayının 5'e bölümünden kalan 3 ise 30'a bölümünden kalan da 3'tür diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? 13 olabilir, 23 olabilir. Ama bir sayının 30'a bölümünden kalan 3 ise 5'e bölümünden kalan 3'tür diyebilir miyiz? Evet, 3 5'ten küçük olduğu için diyebiliriz. Bunu diyebiliriz. Bakın, bir sayıyı 30'a böldüğünüzde kalan 3 ise 93, 123. 30'a böldüğünüzde kalan 3 ise 5'e böldüğünüzde de kalan 3 olacaktır. Ancak bir sayıyı 5'e böldüğünüzde kalan 3'tür diye gidip de 30'a böldüğünüzde de kalan 3'tür diyemezsiniz. Buradaki olay aslında tam olarak o. Yani x küpe 1'e denktir diyebiliriz ama x 1'dir diyemezsiniz. Çünkü o zaman kalanı ne yapmış oluyorsunuz? Değiştirmiş oluyorsunuz. Evet Koray, bu sefer verdiği ifade bu. Diyor ki bu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Biz bunu sabit terim diye de kasayıvar toplumunda üstüne basa basa söyledik. Evet. Hangi polinomda işlem istiyor ise o polinomda oynayın. Şimdi x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsanız x yerine ne yazmalısınız? Eksi 1. Ama hangi polinomda? Burada. Çünkü bunu bölmenizi istiyor. X yerine eksi 1 yazın. Bu adam benden neyi istiyor? P eksi 3. P eksi 3'ü bulmak için gelin bunu kullanın. X yerine eksi 3 yazarsanız 9 artı 15 artı 3 27 sonucumuz. Tamam. Ve yine güzel bir soru. Qx artı 3 polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan. X yerine eksi 4 yazacağım. Hop. Q eksi 1'i mi istiyor benden? Evet. Ama P var burada. Bakalım. Biz Q eksi 1'i bulmaya çalışalım. O gelir herhalde. Tamam, kendisi. Bir deneyelim bakalım ne çıkacak buradan. Q eksi 1'i bulmak için x yerine kaç yazmalıyım? Eksi 2 yazacağız. Ama hepsini de yazmalıyım o zaman. Hop, burası 0. Aferin sana. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi eksi 2. Bakın burası 0 oldu. Adam soruyu verirken onu hazırlıyor zaten. Bu adam benim bu arada. Eksi 2 çarpı Q eksi 1. Adam. 4. Adam oldum ben anne. 3 olacaktır. Sıkıntı var mı? Hayır. Eksi 2 tane Q eksi 1 eşittir 9'dan. Q eksi 1 eşittir. Eksi 9 bölü 2. Tamam. Hı hı. Evet, yine güzel bir tane soru Koraycığımız okuyor. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 7, hı hı. Qx polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan da 5 olduğuna göre 3 çarpı Px eksi 1 eksi 2Qx eksi 4 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Kafam çok karıştı. Ben şunu sıfıra eşitledim, x yerine 2 koyacağım. P2 7'ymiş. Tamam, bunu öğrendim. Evet. Bunu sıfıra eşitlediğimde x yerine eksi 1 koyacağım. Q eksi 1 de 5'miş. Hı hı. Sorunun neyi sorduğuna bakalım. Bunun x yerine 3 koy diyor burada. 3 çarpı x yerine 3 koyarsam p2 eksi 2 çarpı q eksi 1 mi? Evet. P2 7 olduğunu vermiş zaten bana. Bunun da 5 olduğunu vermiş. 21 eksi 10'dan yanıt. 11. Alan. Neymiş? İngilizce öğretiyorsunuz hocam, harikasınız. Evet, soru yok. X artı 3 eşittir. P ılıp orada ne olmuş hocam sizce? Evet. Px eksi 1 eşittir. X kare eksi 6 x artı n eksi 3 olarak veriliyor. Buna, hı hı, göre Px polinomunun x artı 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu sıfıra eşitlersek eksi 4 benden P eksi 4'ü istiyor. Hı hı. Doğru mu?
Peki P-4'ü bulmak için x yerine kaç yazmalıyım? -3. -3 yazdığımda burası ne oluyor? 0. P-4. Ama bundan gocunmuyorum ben. Çünkü karşı tarafta n var. Muhtemelen n'i bulacağım ben bu hamleyle. -3 mi yazmıştım? Evet. 9 artı 18 artı n eksi 3. 27, 24, eksi 24 eşittir n'den. N eşittir eksi 24. Güzel. X artı 3 P x eksi 1 eşittir x kare eksi 6x eksi 24 eksi 3 daha eksi 27 mi? Evet. Bakın bunu ben eksi 9 artı 3 diye düşünebilir miyim? Düşünebiliriz. Çarpımları eksi 27, toplamları eksi 6 olan iki sayı. Yani x eksi 9 x artı 3. Doğru mu Koraycığım? Doğru hocacığım. Bak şunu görme. Şu ikisi, her ikisinde de x artı 3 çarpanı var mı? Hoppacık hoppacık. Evet. P x eksi 1 eşittir x eksi 9 mu oldu? Benden istediği p eksi 4 müydü? Şimdi eksi 3 yazalım. Sıfır olma derdi yok artık. Aferin. Maşallah. Ben bitirdim. Sona geldim. Sonuç eksi 12. Ölçektir.